Arkadaşlar merhaba, ben Gümüş Kaplanlardan Terzi. Bu videomda size DCS'yi yükleyip kurduğunuzu varsayarak Su-25 uçağıyla birlikte uçakların nasıl uçtuğundan Su-25'in kontrollerine kadar bazı detaylardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bir göreve girdiğiniz anda bu ekranla karşılaşacaksınız. Şurada fly'a basarak uçağın içinde şu an oturuyorum. Bu F1 görüntüsü, yani F1 tuşuna bastığınızda bu görüntüye giriyorsunuz. F2 dış görüntü oluyor. Tekrar içeri girelim. Numerik olarak şurada yıldız ve slash tuşları zoom yapmanızı sağlar. Yani şöyle geride durduğunuzda biraz rahatsız edici bir görüntü olabilir sizin için. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ederim. Bazı arkadaşlar şimdi merak edebilir, yani uçağın içindeyken böyle nasıl sağa sola bakabiliyorsunuz? Tracker denilen ya da track IR denilen bir kafa takip sistemi var. Bunun sayesinde böyle etrafınızı görebiliyorsunuz. Bu tabi zorunlu değil. Kendiniz klavyeyle de sağa sola bakma imkanınız var. Veya joystick'inize atadığınız tuşlarla sağa sola siz de bakabilirsiniz. Uçağı uçuran şey ne? Peki nasıl kontrol ediyor? Biraz onlardan bahsedelim. Öncelikle dış görüntüye geçeceğim. Bakın, dış görüntüde uçağın sağa sola yatmasını sağlayan şurada kanadın ucunda yüzeyler var. Bakın, ben bunları oynattığımda diyelim ki sağ yatış için şöyle yapmam gerekiyor ki rüzgara çarpan hava bu kanadımı aşağıya doğru indirsin. Ben de sağa doğru yatmış olayım. Aynı şekilde sola yatış için şu hareket oluyor. Aynısı tabi diğer kanatta da var. O da böyle oynuyor. Uçağın burnunu havaya kaldırmak için ve burnunu havaya indirmek için şu arkada görülen kuyruktaki elevatör denen uçuş yüzeyleri kullanılıyor. Sağ sola dönüş için de yani düzeltmeler için de diyeyim, kayış için, kayış manevrası için dümen denen kontrol var. Bakın, o da kuyrukta şu hareketi yapmayı sağlıyor. Bunun sayesinde uçak böyle yataydayken sağa sola bakabiliyor gibi düşünün. Şimdi ön tarafta bir de tek bir tekerleğimiz var. Bu da yerdeki dönüşleri sağlamak için dümeni sağa sola çevirdiğimde yerdeki hareketimi sağlıyor. Şimdi uçağın basitçe uçmasından, hani demir havada nasıl uçar ya da çelik havada nasıl uçar. Şimdi bakın, burada uçağa tabi hızlandığında kanada bir hava çarpıyor. Kanada çarptığı zaman hava şuradaki gördüğünüz eğri, hani kanadın üzerindeki eğriyi görebiliyor musunuz bilmiyorum şu an. Kanadın üzeri böyle bir kaplumbağa sırtı gibi. Oradan akarken o akış esnasında basıncı azalıyor havanın ve azaldığı için alt ve üst kısmında kanadın basınç farkı oluşturuyor. Bu da uçağın ağırlık merkezine denk geldiği için uçak kolayca havalanabiliyor. Şimdi bir de flaplardan bahsedeyim. Bakın, şu an oynayan şeyler flap denen yüzeyler. Bunlar kalkışta aşağı indirilerek daha kolay bir kalkış gerçekleştiriliyor. Yani şöyle, ben bunu aşağı basarsam bu şekilde biraz inerse aşağıya daha bana yardımcı olacaktır kalkışımda. Peki diğer bir kontrol ne? O da motor tabii. Motora güç vermemiz gerekiyor. Şu an motorumuz çalışıyor. Biraz güç verdiğimde şu şekilde. Bakın, biraz da böyle kara duman atıyor bu eski uçak. Uçak hafif ileri doğru ilerledi. Tekrar duralım. Şimdi ilk kalkışımızı gerçekleştirelim. İsterseniz bunu dış görüntüden yapalım. Ben şu etiketi de kapatayım. Evet, dediğim gibi ne yapacağız? Öncelikle pistte hızlanacağız. Bakın, şurada alt tarafta gördüğüm bir şerit var. Orada uçağın parametreleri falan yazıyor. Orada hızımızı da göreceğiz. O hıza göre kalkışta şu hareketi yaptığımda, yani kuyruğumu aşağı bastırdığımda ne olacaktır? Uçağın burnu havaya kalkacaktır ve uçağım havalanacak. Peki, şimdi başlayalım. İki motora da gaz verdim. Ve uçak hareket etmeye başladı. Şimdi pistte böyle sağa sola kaçarsa hafif dümenle sağa sola düzeltmeler yapacağım gördüğünüz gibi. Hızımız altta görülen IAS yazan şey yaklaşık 130'a falan geldiğinde burnumuzu havaya kaldırabilecek hıza ulaştık şu an. Çektim hafif geri. Hop, uçağım havalandı gördüğünüz gibi. Şimdi iniş takımlarını kapatmak için Giresun, yani G tuşuna basıyorum. Ve iniş takımlarım havada. Şu flap denen yüzeyleri de toplayalım.
Hop, uçak çok fazla burun kaldırmaya başladı. Tabi hızlandığımız için. Biraz gazımı kesebilirim şu an. Gördüğünüz gibi uçak şu an havada. Ve burada şimdi trimden bahsedeyim. Trim nedir? Trim dediğimiz olay, diyelim biz 200 knot'ta uçuyoruz. Şu altta gördüğümüz IAS yazan değer şu an 200 civarında. Bizim indicated airspeed, yani hava hızımız diyeyim. Bu hava hızında uçarken ben joystick kontrolümü sabit bırakıyorum. O uçak kendi kendine düz bir şekilde ilerliyor. İşte 150'ye düşersem ne olur? Uçak kaldırış kuvvetini kaybedeceği için aşağı doğru bakacaktır bunun. Yani şu şekilde falan bakacaktır. Bunun önüne geçmek için trim denen bir tuş var. Ona basarsam değişik hızlarda değişik joystick merkezli olarak dengede tutabilirim uçağı. Şöyle adjust controls diyelim. Buradan search kısmına geldiğinizde trim dediğimizde bakın oraya atamışım. Trim left wing down, nose up, nose down, right wing down gibi sağ sol kanadı ve yukarı aşağıyı ilgilendiren trim değerlerini değiştiren kontrol var. Peki bu uçak tamam şu an düz uçuyor ama iniş kalkışı da anladık. Hani bu şekilde yükseliyorsun, bu şekilde alçalıyorsun. Nasıl dönüyorsun diyeceksiniz. Yani dönüş şimdi çoğu insanın tahmin ettiği gibi şu şekilde dümen kullanarak yapılmaz. Nasıl yapılır? Yani bunu yaptığın zaman pilot böyle içeride sağa sola savrulur. Daha kontrollü ve düzgün bir dönüş için öncelikle diyelim sola döneceğiz veya sağa dönelim. Sağa yatırıyorsunuz uçağınızı birazcık böyle. Sonra biraz elevatörlerden hani burnumuzu havaya kaldırır gibi geri çekiyorsunuz. Bu şekilde uçak sağa doğru dönüyor. Daha sert bir dönüş için işte daha fazla yatırmanız gerekiyor gibi. Uçuş hızımız şu an 200 knot. Yine iyi bir değer. Tekrar düzelttim uçağım, bakın. Evet. Bu şekilde uçabilirsiniz. İyi de böyle hep dışarıdan bakacağız biz uçağa? Hayır. F1'e basarak içeriden de görebilirsiniz. Burada gördüğümüz değerler 360 ve 119 yazan değerler. Birisi 120 metrede uçtuğumuzu gösteriyor sağ üst taraftaki. Sol üst tarafındaki 350 kilometre ile uçtuğumuzu gösteriyor. Dış görünüşte IAS diye yazılan şey deniz mili kilometre olarak değil. Yani saatte kilometre olarak cinsinden yazılmamış. Ama içeride Ruslar metrik sistemi kullandığı için metrik olarak yerden 120 metre yüksekte olduğum ve 350 kilometre hızla uçtuğumu görebilirim. Uçuş bu şekilde. Şimdi şöyle tekrar deniz üzerinden karaya doğru dönelim. Biraz kontrollerden bahsedeceğim. Atamanız gereken tuş atamalarından bahsedeceğim. Tamam, ben şimdi bunu hani bu şekilde kullanıyorum ama nelere basıyorum, neler yapıyorum onlardan biraz bahsedeyim. Tamam, uçak düz uçarken biz ESC'ye bastım. Adjust Controls'a geldim. Bakın şurada Axis Commands kısmında benim kullandığım uçağı havaya kaldıran ve indiren, yani burnunu kontrol eden tuş ataması var. Yani tuş ataması değil, bu bir eksen ataması joystick'te. Şuraya çift tıkladığınızda hangi ekseni atamak istiyorsanız onu oynatıyorsunuz. O buraya atanıyor otomatik olarak. Ben de bu joystick Y gibi gözüküyor. Ve joystick X de sağ sol yapıyor. Rudder dediğim şey dümen. Bakın onun da kontrolü burada. İşte burada motorların gücünü ayarlayan bir atamam daha varmış. Bahsettiğim trim şuradaymış. Başka neler kullandık? Search veya flight control'e gelelim. Bakın burada trimler var, evet. Bir de arkadaşlar şeyler var. Flaplara basmıştık ve iniş takımlarına basmıştık. Tekrar all dersek bakın keyboard, klavye atamaları. Buraya geldim herhangi bir resine. G'ye bastım. Bakın landing gear up down, yani iniş takımlarını aç kapat. F'ye basarsam flaps up down oluyor. Yani F'ye basarak flaplarımı açtım kapadım. G'ye basarak iniş takımlarımı açtım kapadım. Bunun dışında tabi bir uçakta yani bir sürü şey kontrol edilebildiği için bir sürü atamalar yapmanız gerekecek, fakat kısa ve basit bir uçuş için en azından hani DCS'yi denemek için bu şekilde atamalarınızı yapmanız gerekiyor uçağı kontrol edebilmek için.
Sanırım bugünlük yeterli. Hani uçak nasıl uçar, nasıl kalkır, nasıl gidilir, hani havada uçulur gibi şeylere yanıt verdik. İniş veya işte havaalanında nasıl kalkılır, edilir. Bunlar başka bir videoya kalsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.